o paylaşım verelim. Bir daha geri dönmemek için Ali abi. Aziz Sancar'ın sen ve Kerimcan Durmaz'ın Instagram takipçilerini paylaştı Ali abi. Ben bu arada Aziz Sancar'ı takip ediyordum. Kerimcan'ı da etmiyorum. Evet. 60 bin de abi sen paylaştın. Hemen evet. Girdim baktım. Evet. 90 bine çıktı. Bak, sen ben, paylaştıktan sonra. Ben paylaşmadan önce birileri bunu paylaştı. Ben de oradan öyle aldım. Öyle mi? Ben sende yani yola çıktığımızda 3 gün önce bu 20 bindi. 20 küsür bir 22 bindi. Ha sen paylaştığında baktım 60 bin. Ben paylaştıktan bindi. Sonra 60 bine çıktı. Sonra 90 bine 90 çıktı. Bine çıktı. 105 bine. 105 bine çıkmış. 105 bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz antikalık yapacağım size ama. Evet. Instagram'da niye takip edersiniz insanları? Bir daha görebilir miyiz onu? 105 bin takipçi. Bak şimdi 32 gönderi. Aziz Sancar'ı bu arada Twitter'da izliyorum, takip ediyorum, bayılıyorum vesaire. Zaten çok kıymetli. Şimdi 32 gönderi yapan biri belli ki ciddi şekilde kullanmıyor orayı. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi niye takip edeyim Aziz Sancar'ı ben? Instagram'da. Çok kıymetli. Hayır, kıymetli olması başka. Ya Instagram kıymetli insanların takip edildiği yer değil ki. Aktif olarak kullanmıyor. Sadece evet. Instagram değil, Twitter. Hayır, Twitter başka bak. Twitter başka. Twitter, Instagram. Yani, Ali çok özür dilerim. Ben senin gibi düşünmüyorum. Yani popüler kültürün, Kerimcan Durmaz'ı ayrıca konuşuruz ama popüler kültürün insanları tabii ki daha çok takip edecek. Sen aslında popüler kültürden beslenen bir adamsın. Evet, popüler kültür yani, yazarıyım. Hayır, ha, orada dikkat çektiğim şey şu. Anlatabiliyor muyum? Aziz Sancar tabii ki daha az izlenecek. Ama bu kadar da değil. Abarttılar diyorsun. Bu kadar da değil. Yani bir günde 100 bin takipçi gitti şeyden. Kerimcan Durmaz'dan. Evet. 100 bin. Alt üst yani 100 bin aslında. Orada gidenler, oradan gidenler Aziz Sancar'a gitselerdi. Ama işte onu izleyen gitmez. Aziz Sancar'da ne bulacak ki? Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Tercihlerimizi hep o taraftan yana kullanırsak toplum bu tarafa meyilli diye arz edenler artıyor. Seni çok iyi anlıyorum ama çok uç örnekler bunlar. Tabii. Diyorum ben evet. De. Yani Kerimcan'ı izleyen Aziz Sancar'ı izlemez. Anlatabiliyor muyum? Kerimcan'ı beğenmeyen Kerimcan tarzı birini gitsin izlesin. Tamam. Ama Kerimcan'ı da... Kerimcan'da ne buluyorsunuz arkadaş? Yazın. 3 milyon insana soruyorum. Kerimcan'da ne buluyorsunuz? Ya. Kerimcan'da bulduğunuz ne var bizde yok. Yani uçakta video derseniz yok. Ben... Selfie çekiyorum bir uçakta. Şey söyleyeceğim Ali. O konuda bir yine çıkıntılık yapmak istiyorum. Lütfen. Yapabilir miyim? Lütfen. Şimdi Kerimcan'ın yaptığı büyük rezalet orası ayrı. Zaten bunu tartışmanın bir şeyi yok. Evet. Olmayacak iş ama bence zaten kendi başına yaptı bu. Kendi kendine yaptı. Belli ki kendi zaten paylaşmak herhalde istemezdi. O da sapık değil herhalde bunu paylaşmak istemezdi. Yanlışlıkla paylaştı muhtemelen. Ve büyük rezalet yaşandı. Kendisi de çok ağır ödüyor bedelini diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var Ali. Ana haberlere haber oldu. Bir takım meslektaşlarım, ana haber spikerleri onu kınayarak hedef gösteriyorlar. Bak bu çok tehlikeli Ali. Yarın öbür gün bu çocuğun başına bu ülkede bir şey gelirse. Ece Günler'i kastediyorsun. Ece'yi kastediyorum. Çok yanlış kusura evet. Bakmasın. Ne demek Kerimcanlar yeni olmasın? Yahu Kerimcan diye biri var kusura bakma. O da çıkıp Ece mi olmasın desin. Olacak iş mi bu? Yani bu çocuğu gidip biri bir yerde bir şey yaparsa bu çocuğa kim bunun vebalini üstlenecek? Yani bu kadar ana haber ya niçin ciddiye alıyoruz biz bu adamı? Yapmış bir sapıklık, rezalet. Ya artık ciddiye almayalım. Yani ana haberlere haber olacak kadar, bunu hedef gösterecek kadar. Ya bırakırsın takibi olur biter. Yani bu bence çok ağır bir yükün altına giriyoruz Ali hep beraber. Yani orada hedef gösteriyoruz. Çok tartışılması gereken bir konudur. Yok saymak mı doğrudur yoksa rezil etmek mi? Şimdi rezil ederken de takdir ederek yani kayda değer buluyorsun onu. Önemsiyorsun. Aynen onu demeye çalışıyorum. Onu demeye önem çalışıyorum sana. Öyle bir sıkıntısı da var ya, tabii. Ya hatırlıyor şimdi. Musun? Bu ülkede bir barmen arkasında Allah dövmesi var diye ifşa edildi. Hatırlıyor musun Ali? Tabii, evet. Ve bu barmen katledildi bu ülkede. Evet. Böyle şeyler gelebiliyor. Yani kendini bilmezler, şuursuzlar bir takım şeyler yapabiliyorlar. Ve biz medya olarak bundan çok sorumluyuz. Ama ya şu şeye... Hedef gösteremeyiz şu kimseyi şeye, ne kadar kötü olursa olsun. Şu şeye katılmıyorum yanlışlıkla. Bence bilinci tam fazla yerinde değildir. Çünkü
Ha, onu bilemem. WhatsApp, bilmiyorum. WhatsApp'tan mesaj göndermekle... Yok, WhatsApp değil. Şeyden kendi arkadaşlarına yollayacaktı. Instagram'da. Nereye? Story'den. Orada kendi arkadaşlarına yollama tuşu da var. Ya kendisi de, yine, tamam, genel olarak yayınlıyor. Peki arkadaş, arkadaşlarına bunu yollamanın... bir... O kendi sapıklığı beni ilgilendirmiyor. Evet. O kendi sapıklığı. Ha WhatsApp'tan yollamış, ha kendi arkadaşlarına yollamış. O yani bu yaptığını onaylıyorum, sakın öyle bir şey düşünme. Yok. Öyle bir şey olamaz zaten. Yani teknik ama olarak ben... Teknik olarak o. Teknik olarak o. Bak girdiğinde story'den paylaşıyor. Öyle mi diyordu? Story'den arkadaşlarımla paylaşacakken... Tabii. Hayır, Kerim Can Durmaz tabii görüntüleri WhatsApp ama mı? Görüntü benim değil dedi bir kere zaten. Zaten yok, baştan görüntü yok. Benim değil dedi. Benim okuduğumda değil. Avukatımla bunlar hakkında avukatıma dava... Avukatıma göndereceğim dedi. Evet. Yani. Nereden gönderiyor? Nereden WhatsApp'tan yazmadı. WhatsApp ya da Instagram ya, demedi. Şey. Ben bu görüntüyü avukatıma göndermek isterken yanlışlıkla paylaştım dedi. Madem bu konuya girdik, bunu konuşalım isterseniz. Konuşalım, bitirelim çünkü bu konuda... Şimdi birinci nokta şu Ali abicim. O görüntüde Kerimcan ben değilim dedi ısrarla. İkinci bir açıklama daha yaptı. Ben değilim. Başta sanat dünyası olmak üzere hakkımda atıp tutan herkese dava açacağım dedi. Ya o bir tehdit yani. Önce o olmadığını ispatlayacak. Ha şimdi o olduğunu ispatlayanlar var. Bursalı avukatlar. İlk onlar şikayetçi oldular. Evet. Hemen ertesi gün. Birincisi Kerim Can Durmaz o gün fotoğrafını paylaşıyor. Ben şimdi uçağa bineceğim diye. Ve orada üzerinde bir kıyafet var, bilekliği var vesaire. Sonra içeride o rezil story'de paylaşılan cinsel organının göründüğü uçak tuvaletindeki o görüntüler paylaşılıyor. Orada da tişörtü ve bilekliği çıkıyor. Yani görünüyor. Şimdi Kerim Can hem o paylaştığı ilk fotoğrafı hem story'deki görüntüyü siliyor ivedilikle. Yani vakit kaybetmeden. Bağlantı kurulmasın diye. Ama ve lakin... Fanlar biliyorsunuz ki bu konuda dehşetler. O ilk fotoğrafı da alıp hemen fanlar paylaştığı için o videoda kaydedilip sonra izlendiği için avukatlar, Bursalı iki avukat dava dosyalarına şunu eklediler, şikayet dosyalarına çok pardon. Bu kişi kesinlikle Kerim Can Durmaz'dır. Bakın aynı bileklik, bakın aynı tişört dediler. Evet. Dolayısıyla takipçileri de Kerim Can'ı bir soru yağmuruna tuttu. Biz sen olduğundan artık eminiz ya. Evet. Kerim Can bunun için bunlara geri dönmüyor bence. Onun olduğu bilekliğinden ve tişörtünden belli oldu. Şimdi pek çok kişi tepkilerde bulundu. Bunlardan konuşalım ister misiniz? Kimler ne tepki gösterdi? Önce takibi bırakalım tepkileri başladı Ali abi biliyorsun. Evet. Şikayet edelim tepkileri başladı. Şimdi 3 milyon 100 bin olan takipçisinden 100 bin kişi gitti. O avukatların istekleri arasında hesabının kapatılması da var. Var. Yani hukuken bu mümkün mü bilmiyorum. Instagram böyle bir şey yapıyor mu? Ya da... erişim yasağı mı geliyor ona mahkemece bilmiyorum ama yani o davalardan ben bir şey çıkmaz mı ben diyorsun? Çıkacağını sanmıyorum çünkü çıksa daha önce böyle aleni cinsel ilişkiye giren bir sunucuyla yeğeni hakkında açılan davadan takipsizlik çıktı yani ya, yani bunun daha gibi, ne olsun diyorsun evet, yani daha ne olsun yani denizin üstünde cinsel ilişkiye girmişler bunda videosu var. Kamuya açık yerde genel ahlaka aykırı falan filan. Çıktı mı ondan bir ceza? Takipsizlik çıktı. Şimdi 3 ayrı şikayet var. Biri Bursa'dan geldi. Birisine avukat Serdar Öktem yaptı. İstanbul diye not etmişim. Bir diğer yine başka bir avukat daha var. 5 ayrı suçtan şikayetçi oldular. Söyleyeyim onları. Bir şey çıkar ya da çıkmaz. Ona göre siz karar verin. Diyorlar ki 7'den 70'e, 77'ye her yaş grubunda takipçisi var ve büyük bir çoğunluğu takipçilerin çocuk. Dolayısıyla çocukların cinsel istismarı işlediği suçlardan biri. Yani bunu görecek tabii ve buna maruz kalacak çocuklar diyor avukatlar. Hayasızca hareketlerde bulunma, müstehcenlik, cinsel taciz ve cinsel istismar. Bu üç avukatın da ortak suçlamaları oldu. Bu suçu işlemiştir dediler. Bir diğeri halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayı da eklemiş, 5'e çıkarmış. Yani o nasıl suçu. Yani halkı hangi eylemiyle yapıyor? Valla onu avukat Hakan yapacağım yapamıyorum. Tam için sormak lazım. Yap istediğini yap. Herkesin yani ne bileyim ben bu kadar ciddiye alınmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. En büyük ceza bu tarz popüler kültür figürleri için en büyük ceza bu kadar konuşulmamaktır. Çünkü konuşuldukça besleniyor. Bak çok ilginç bir şey. 3 milyon olacak 6 milyon yakında. Buraya yazıyorum. Bak göreceksin. Burada söylemişti dersin. Bakalım. Unutabiliyor muyum? Bu unutulur, daha da ünlü olur, daha da fazla gider. Bastır parayı biraz da. Hatta
Ali abi, Balçık İlter'in söylediği bu yorumu, yani bunu düşünerek yaptı diyen yorumlar da var. Yani popülaritesi bir süredir düşmüştü. Evet, sanmıyor. Evet, yok sanmıyor. Ben şuna inanıyorum. Normal bir kafayla yapılmış bir şey değil o. Ya bir şey kullanıyordu diyorsun, yani öyle mi? Ya alkol ya başka bir şey kullanıyordu. Normal bir insanın bugüne kadar yaptıklarında böyle bir şey olması lazım ki zaten geçmişte de bunu yaptı diyebilirsin. Bir de bir kariyeri var. Evet, şimdi kariyeri niye rezil etmek istesin yani adam? Mesela onlar arasında, pardon, onlar arasında küfürlü konuşanlar var. Kerimcan Durmaz'ın böyle bir videosunu ben hatırlamıyorum. Yok. Belki de vardır. Var, ben hatırlıyorum. Rezil etmesinler beni. Öyle mi? Evet. Ya Kerimcan Durmaz'ın şöyle videolarını gördüğümü hatırlıyorum ben. Gel beni bilmem ne yap, yok seni bilmem ne yapacağım. Yani bunların aleni şekilde söylendiği videolarını gördüğümü hatırlıyorum. Allah Allah. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi burada mesele, bu arada hani herkes de bunu söylüyor zaten. Cinsel kimliğini eleştirmiyoruz demek bile bir zulüm. Burada yapılan şeyin rezalet boyutu. Ama bir şey söyleyeceğim. Sadece. Oraya yine gireceğim. İlkay, şöyle bir durum var orada. Şimdi onun cinsel kimliğinde bir genelleme geliyor bir anda. Hı hı. Bunlar gibiler çoğalmasın. Şimdi orada çok tehlikeli bir çizgi var. Çok ince bir çizgi var. Yani sanki her gay bunu bir yaparmış gibi. Halbuki böyle bir şey yok. Gaylerde de, straightlerde de şuursuzlar olabilir. Aynen. Hiç var. İnsan doğası bu. Yani fark etmez. Ama bizdeki algı sanki bu gay, bunu zaten bunlar yapar. Şimdi bu da çok tehlikeli. Yani çok ince bir çizgi. Yani aynı bakış açısı Kerimcan Durmaz Bostancı'da bir şov yaptığında, oraya 3.000-3.500 kişi geldiğinde işte belli fotoğraflar, işte yeni Kerimcanlar işte geliyor diye. Şimdi ben açıkçası insanların cinsel eğilim mi dersin adına, cinsel tercih mi? Cinsel tercih. Bu bireysel bir şeydir. Yani ikinci, üçüncü şahısları ilgilendirmez. Ama bu yönüyle topluma kötü örnek olmaya başladığı zaman, yani genel ahlak kurallarını, yani kapalı ortamda olması gereken, yatak odasında olması gereken muhabbeti ve eylemi aleni yaptığı zaman bu sorun. Suç da aynı zamanda. Onun dışında ben bireysel olarak ister erkek erkekle olsun, ister kadın kadınla, ister biseksüel olsun, beni ilgilendirmez. O onların ahlaki sorunu. Yani Tanrı'nın bana verdiği vücut bana aittir. İster kolumu keserek dolaşırım. Kime karışabiliriz canım? Öyle bir şey var mı? Öyle bir haddimiz de yok canım. Öyle bir yani şey yok. Esmer doğan kadınlar gidiyorlar, saçlarını sapsarı yapıyorlar. Laf mı söyledin sen bize şimdi? Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Çakma sarışınlara bir laf attı gibi gel. Yan tarafa geçelim mi? Vallahi biliyorum yani. Hayır, vücut senin. İstediği gibi kullanma hakkına sahipsin. Ama başkasını rahatsız etmeden. Özgürlük bu. Şimdi bak, çok doğru söylüyorsun. Bu arada sanatçılar, şimdi Kerimcan'ın ne kadar sanatçı olduğu o ayrı tartışılır. Ama sanatçılar ya da popüler figürler marjinal de olabilir. Bu bizi, bu da ilgilendirmez. Yani kıyafetiyle, söylemiyle, tarzıyla karşı tarafı rahatsız edici de olabilir. Tabii. Yaptığı şeyden bahsetmiyorum son. Ama yaptığı hareket bir sosyal medya fenomeni olarak o kadar takipçiye o kadar büyük bir rezil videoyu paylaşmak, bu yani kabul edilir bir şey değildir. Ama ben de diyorum ki bu çocuğu hedef göstererek, gayleri hedef göstererek yanlış bir noktaya doğru gidiyoruz biz artık diyor. Sahip çıkanlar da var ünlüler arasında. Sahip çıkanlar yani, da var, aynen öyle. Onları da bazen aklımın almadığı şeyler de var. Onlar arasında sen haberi bahset. Şimdi eleştirenler Hilal Cebeci'yi eleştirdi, Aşkım Kapışmak eleştirdi. Fulden Uras çok ağır bir yazı yazdı. Yeşim Salkım zaten o gün vermiştik. Eleştirdi. Arto bile çok özür diliyorum. Arto da. Hani o da marjinal olduğu için işte bak, söylüyorum. İşte bak, işte bu. Anlatabiliyor muyum? Çok eleştiren bir paylaşımda bulundu. Burhan Kuzu, adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan, sen insan olamazsın diye işte ama bir paylaşım yaptı. Siyasetçi Burhan Kuzu yani gibi sen bir ismin, abi ya, bir Burhan ismin Hoca. Bunu. Ya Burhan Hocam, ya hakikaten buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ne işin var bu adama tepki göstermekte? Yani çünkü ondan sonra başka bir kesimin tepkisini, değil mi Ali, çok tehlikeli olan bu işte. Ya şov dünyasında. Bunu söylüyorum şov yani. Şov dünyasında Kerimcan Durmaz gibi tercihleri olan o kadar çok ünlü var ki o geçmişten günümüze. Ama bunlar bunu taşımasını bildiler.
Yani düşünebiliyor musun? Bu ülkede Zeki Müren 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda etekle sahneye çıktı. Sanat güneşimiz. Evet. Ve öyle, hala abi, öyle. Yani ne toplum ona karşı saygısını yitirdi, ne o topluma karşı bir saygısızlık yaptı. Yani bugün baktığın zaman o kadar çok geçmişte ve günümüzde hala var. Yani, yani baktığın zaman işte cinsel eğilimi konusunda, cinsel tercihi konusunda nüfus kağıdıyla, müzik kağıdının rengiyle eşdeğer hareket etmeyen. Ya kendine ama topluma saygıları var. Bu saygıdan dolayı şeyleri, o marjinallikleri toplum önünde yapmadıkları için bunu taşıyabiliyorlar. Ama Ali abicim, yine Balça İlter'in dediğine geliyoruz. Aslında bu insanlara bu şöhretleri, bu payeleri vererek hepimiz suçluyuz bence. Öyle. Sanat güneşi dediğimiz Zeki Müren bir üretici, besteleri var. İnanılmaz bir sesi var. Çok yani farklı. Yani bir altyapısı var. Biz Kerimcan Durmaz neden fenomen? Mesela altında ama ne var? Ama Kerimcan Durmaz. Ürettiği ne var? Şimdi Zeki Müren. Bunu bilmiyoruz. Zeki Müren radyo ile meşhur oldu. Zeki Müren plaklarla meşhur oldu. Yani sanat ile meşhur oldu. Evet. Kim ama Kerimcan Durmaz bir sosyal medya fenomeni. Başka bir dünya var artık. Bu dünyada ne kadar abuk sabuk video, ne kadar abuk sabuk şaka varsa ilgi görüyor. Sokak köpeği beni neden ısırdı diye adam gidiyor, köpeği ısrarla zorluyor. Kalkıyor, gidiyor başka bir yere, orada gidip elini uzatıyor, köpek de ısırıyor. Bu videoyu 3 milyon insan izledi. Kimse tanımıyor. Bir yurdum insanı. 3 milyon. Ya çünkü şey, böyle bir şey. Sosyal medya, YouTube, İnternet böyle bir şey. İnsanlar ilginç şey arıyorlar. İlginç olmak. Evet. En ilginç olan, en ünlü olan. Tabii olabilir. En farklı olan. En farklı olan. Peki Tuna... Yani kalitenin değerli olduğu bir mecra değil burası. Kalitenin yeri farklı. Kalite başka bir alan. Bu başka bir alan. Yani Zeki Müren bugün şöhret olsaydı belki aynı sükseyi yaratamazdı. Çünkü o zaman radyodan sadece sesle insanlar etkileniyordu, duyarak. Anlatabildim mi? Hı hı. Veya plaklardan veya kasetlerden. Sonra televizyon çıktı. İnsanlar görüntülü olarak, gerçi Zeki Müren bizi göremedi ama biz hep onu gördük ekranlardan. Şey anlatmaya çalışıyorum. Yani beni de şey yaptın, bilim adamı gibi ama tabloyu ortaya koyuyorum. Geçmişten günümüze sosyolojik magazin otörü olmak böyle bir şey yani. Bir sosyolojik durumdur yani. Gelişme, toplumsal gelişme. Şimdi Tuğba Yekinci nasıl destek çıktı, gördünüz mü? Gördüm onu. Hiç onun hakkında konuşmayı bile kendime şey hissederim. Peki, o kadın hakkında. Yani. Birkaç cümle yine verelim, hani Ali abi az önce bahsetti. Evet, bir özetle cümle verelim. Şunu söyledi. Ben orada... Bir erkek adam cümlesi bile yeter bana. Evet. Korkunç bir cümle yani. Bugün sana terbiyesiz diyenler kim bilir? Mahrem yerlerini günde kaç kere kimlere atıyorlardır dedi. Ali abi, birinci sorun, bu nasıl bir kafa? Devam, yani böyle devam. Bir dünya mı var? Şimdi anladın mı, kim dostun kim düşmanın, üzülme dedi. Dur bakayım, bir yerde de erkeğin malı meydanda olmalı gibi i̇şte bir evet. lafı var. Evet, erkeğin malı meydanda olmalı. Hani ne olacak zaten. Ki? Tamam. Şimdi bu lafı etti diye ya Twitter'da TT oldu, 6. sıraya kadar ya çıktı. Işte. Ya ne? Yani benim işte Kerimcan Durmaz'ın eleştiriyoruz. Bu kadar niye takip ediyorsunuz? Aynı kafa, aynı zihniyet gelip öteki taraftan ona da prim veriyor. Yani geçen yayında da söyledim. Hatice 1,5-2 yıldır popusunu da sürüklüyor Türkiye'ye. Sosyal medyayı, internet medyasını, hatta yazılı medyayı. Yani bir video çekiyor havuz başında bikiniyle, tankayla atlıyor, yürek hoplattı. Bir sene sonra geliyor bir defilede kalça gösterisi yapıyor, bir hafta konuşuluyor. Yani ben arkasından yine havuz başında bir gitarla arka taraftan bir fotoğraf çektiriyor. Boş boş konuşuyoruz hepimiz onu. Niye konuşuyoruz? Bizim de hakikaten aynaya bakmamız lazım. Bir dakika, Ali iyi yapıyor. Evet. Yani iyi yapıyor. Niye iyi yapmıyor? Yani kendi alanında iyi yapıyor. Evet. Onun gibi yapan 100 tane var. Evet. Bu haber oluyor. Evet. Demek ki bu da sosyal medyada başarılı. Evet. Yani orayı hedefliyorsa eğer, evet, bir kadın. Hedefliyor. Tamam, orada başarılı. Oradan da bir gelir oluyor demek ki. Bu Tuğba denilen kadın, Tuğba soyadı İkinci denilen kişi de
Bence bu açıklamayı yaparak bak TT olabiliyor. Evet. Bilmem kaça. Hedefi o. Bravo. Yani konuşunca daha çok prim veriyoruz. Evet. Yani erkeğin malı ortadadır cümlesini ne konuşalım burada Allah aşkına. Konuşmayalım. Geç. Doğru bir şey söyleyen varsa konuşalım. Vallahi geçeyim de nereye geçeyim? Didem Soy'dan da dün gece bir şey. Ya Didem Soy'dan da destekleyen bir paylaşımda bulunmuş. Anlıyorum demiş. Ama başka türlü paylaşıyor. Yani Tuba gibi değil. Yani onu bir okursan bak Tuba gibi. Ben Kerimcan'ın o paylaşımını bilerek ve isteyerek yayınlamadığını biliyorum ve eminim. Dolayısıyla onu desteklediğimi gösteren bir paylaşım yaptım tabii ki de. Beni tanıyanların bildiği, tanımayanların da şu an öğreneceği üzerine gerçekliğine inandığım durumlar ile ilgili kimseye, annem babam dahil eyvallahım yoktur. Uzun lafın kısası, rahatsız olanlar hemen ışık hızıyla hesabımdan gidebilirler. Şimdi diyor. Ben de buna şöyle bakıyorum. Didem belli ki, tanımıyorum ben hiç, Kerimcan'ın arkadaşı. Şimdi zor zamanda da arkadaşının yanında durmak lazım. Yani şimdi, bak şimdi yani bütün yakın arkadaşları gitti teker teker evet, gözükenler. Başta Demet Akalın. Demet de mantıklı konuştu. Hayır ama şunu demeye çalışıyorum. Yani Didem de neyine sahip çıkacağım diyor. Hayır ama tamam da Didem de diyor ki bu benim arkadaşım. Ve kötü niyetle bunu düşünmüyorum diyor. Ya işte orada niyet okumaya başladığımı kişi. Belli ki kendi anlatmış ben ama. Ben niyetine bakmam. Yani iyi niyetle paylaşılabilirim böyle bir video. İyi niyetle paylaştın, yanlış anlaşıldı da diyebilirsin. Ama ödemedi. Ya bu sonuç itibariyle bundan ne fayda elde edecekti onu bilmek lazım. Yani bunu paylaşmakta gerek arkadaşlarına ya da avukatına. Gerek avukatına. Ha, ama avukatıma diyor şikayetçi avukatına olmak nasıl için. Olur Allah aşkına orada bir tane şey var görüntü. O görüntünün üzerinde bir de eğlenceli bir yazı var. Yani story için yazılmış. Hı-hı. Bakın bana ama öyle bir şey yazıyor. Gördünüz mü onu? Ben görmedim. Ben de görmedim. Ben gördüm. Dolayısıyla o üzerinde hani bakın bana gibi böyle bir emojili falan bir şey konulmuş. Ha, bayağı göstermek yani için konulmuş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Story'den paylaşılmış o. Ama story'de ben de katılıyorum. Herkesle paylaşmak istemedi belli ki. Hiç tanımam etmem. Belli ki oradaki arkadaşları yerine hani kendi arkadaşlarını herkesle paylaştı. Yani büyük büyük korkunç. Yani bunun sadece için arkadaşlarından özür dilemesi lazım. Size özel yapmıştım. Ya peki bu nasıl bir kafa? Herkes yani görmüş oldu. Hani neresinden tutsak? Hayır şimdi menajeri midir? Eniştesi midir? Nedir? Bir açıklaması var. Yani tabii herkes ailenin ne diyeceğini merak ediyordu evet, yakınlarının. Bir de şöyle haberler çıktı. Kerimcan daha önce de çıkmıştı benzer haberler. İşte yurt dışına kaçacak, gidecek, Amerika'da yaşayacak, terk edecek. Konserleri bir bir iptal oluyor gibi. Hatta ben bir organizatörünün videosunu gördüm. Ağlıyor kadın, diyor ki bir yandan konser iptal olursa sizi öldürürüz diyenler var. Bir taraftan bunu çıkartırsanız sizi keserim diyenler var. Ne yapacağım ben diye böyle ağlayan bir kadın videosu gördüm evet, sosyal medyada. İki tarafında tehdit ettiği mantıklı edebilir yani. O da diyor ki ben ona buna para verdim bu organizasyonları şimdi ne yapayım diyor yani iptal etsem bir dert etmesem dert. Neyse herkes tüm bu noktada Kerimcan ne diyor ailesi ne diyor bunu merak ediyordu. Ben de üzülmüştüm açıkçası ya aile anne baba ah diyordum. Ama çok enteresan bir yanıt geldi. Diyorlar ki onlar hemen bulayım eklememek için buradan okumak istiyorum. Enişte aynı zamanda menajer Tayfun Fişek. Şöyle diyor. Kerimcan'ın yanından ayrılmadan diğer ünlülerden ses çıkmadı. Beykoz'daki evine kalan Kerimcan, menajeri olan eniştesi Tayfun Fişek şunları söyledi. Linç kampanyasını ailece gülerek izliyor, takip ediyoruz. Gülüyorlarmış şu an. Hı-hı. Keyifler son derece yerindeymiş. Kerimcan bunalımda değil, evinde hiçbir yere gittiği yok. Yurt dışına kaçtığı da yalan. Herkes için iyice döksün görelim. Sonra avukatı açıklama yapacak. Ailesi olarak arkasındayız. Kerimcan'ın işlerinde azalmada, iptalde yok dedi. Şimdi bu açıklamayı ben okuyunca şu geldi aklıma. İnsanlar mezarlıktan geçerken niye ıslı götürürler? Korkularını yenmek için. Yani alttan almak yerine bir üstten bakışla avukat açıklama yapacak. Avukat ne açıklama? Çıksın Kerimcan kendi açıklasın. Neye üzülüyorum biliyor musun? Şu anda Kerimcan'a düzgün bir tavsiye veren yok. Evet. Bu açıklamayı duyunca bunu hissettim. Halbuki şu anda Kerimcan'ın doğru bir kriz yönetimiyle evet, çıkıp
bir basın toplantı düzenleyip Türk halkından ve beni izleyenlerden çok özür diliyorum. Yaptım bir yanlış. Evet. Yemin ediyorum başka türlü kahraman olur. Evet. Yani iyi bir kriz yönetimi o kadar kıymetli bir şeydir ki. Abi, yani çıkacak özür dilemesini enişte de menajer olursa, abladan basın danışmanı olursa sistem yani mesleklerini yapanlar değil, insana göre iş ayarladığın zaman bu ülkede böyle gidiyor. Şimdi şunu da hemen araya not olarak gireyim. Kerimcan mesela ablasına Bursa'da bir güzellik merkezi açtı işte 1-2 sene önce. Babasına bir balık restoranı açtı. Yani ailenin... Şimdi ailenin sahip çıkması çok doğal. Ben de olsam sahip çıkarım. Çok güzel. Yani çocuğun senin. Evet. Baba ne dedi onu da söyleyeyim abi. O da bir yani cümle. Çocuğuna insan katil de olsa mecbur sahip çıkıyor yani. Baba Vedat Durmaz'a dedi ki o 24 yaşında bir delikanlı. Ne yaptıysa kendine ait. Olur böyle şeyler. Kötü bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bir kaza olmuş olabilir dedi. Ya ne diyecek başka baba? Ne desin? Ya anneyi babayı da gördük konserde. Anne başörtülü bir kadın. Anne bunlar bir, değil mi? Yurdun evet, insan. Ablası başörtülüydü onunla karıştırdı. Ablası mıydı? Ablası yani. Başörtülü fotoğraf var. Ablasının da fotoğrafını gördük az önce. İki ablası var abi. İki ablası var. Ya sıradan yurdun insanı. Yani, yani senin benim gibi yurdun insanı. Şimdi ne yapacak? Ne bu diyecek? Şey değil ki eşkıya dünyaya hükümdar olmaz da aileye ihanet eden ferman hakkında mafya, ailesi mafya çünkü infaz kararı verdi. Baba oğlu için. Baba oğlunu iple boğdurdu. Bu hayat böyle devam etmiyor öyle yani çocuk bunu yaptı diye fırça atarsın ama sahip de çıkmak durumunda kalır. Ama abi yine ben Balçık İltir'in gibi düşünüyorum belki de anne olduğum için yani anne babaya da şu yakışmaz mı? Bir hata da yapmış olsa... Arkasındayız başka bir şey. Hata yaptığını düşünmüyorum. Yok, yok. Bu çok normal yok, bir şey başka bir şey. Düşünmüyorum. Anne baba öyle şimdi mi? Bir şey yapamaz. Sahip çıkmak zorunda. Kerimcan'ın kriz yönetimi yapması lazım. Yani şu anda onun ailesiyle de çıkıp çünkü bu yurt dışında böyledir. Bütün ailesini alıp yanına dostlarını alıp çıkıp çok özür diliyorum. Yani olacak iş değil. Uykular gibi yani Türk halkı hepimiz samimiyeti severiz. Yani özür dilenmesi hoşumuza gider. Çünkü hepimiz hata yapabiliriz. Bu hakikaten çok ağır bir hata. Ama bu açıklamalardan şu çıkmıyor mu? Yani aile de Kerimcan'a oğlum bir hata yaptın. Hata da olsa biz yanındayız demek yerine sanki alkışlıyor. Ya biz bunlara yok, zaten gülüyoruz. Alkışladıklarını. Yok, ya işte açıklamaları buna geliyor. Buna körükle, yangına körükle gitmek böyle evet. Bir şeydir. Yani nefreti yoksa nefret doğurursun sen bundan. Ondan sonra da gelir insanlar yazar burada Lut kavmi Kur'an'da bahsediyor. Ya dünyanın sonu gelmedi arkadaşlar ya. Bir Kerimcan yüzünden dünyanın sonu gelirse hapı yuttuk zaten. Ya bu olaylar o kadar şey ki bu cinsiyet konusu. Bizim bir akrabamızın kızı 20 yaşından sonra cinsiyet değiştirdi. Kızı erkek evet, oldu. Evet erkek oldu. Yani Karadenizli bir aile için bunu taşımak o kadar zor bir şey ki. Yani, ama taşıdılar değil mi? Çok zor çünkü yani. Çünkü sahip taşıtmak. Çıkmak lazım. Çocuğun, çünkü evladın çocuğun, ne yapacaksın? Nasıl, ne yapacaksın? Evet yani. Evet. Yani şimdi bu tabii taşıma şuna bağlı. Ne kadar insan haklarına değer verdiğin, ne kadar çevrenin ve baskın kültürün evet. Etkisinde kaldığınla ilgili. İşte mafya filminde, dizisinde... infaz kararı çıkar. Burada dersin ki hayat senin yani Allah yolunu açık etsin. Evet geçelim. Evet Kerimcan Durmaz böyleydi. Konuşulmaya devam edecek. Kendisi bir açıklama yapar mı sizce? Öyle bitirelim. Kerimcan ne yapar? Kerimcan bundan nasıl etkilenir? Çok tecrübeli ki gazetecisiniz. Pek çok ünlünün skandalını gördünüz bugüne kadar ya da siyasinin Balçık İlter siz de hani yakından takip ettiniz. Bu uzun dönemde ne olur? Kerimcan bir dakika. Teoman Erdinç Güngör. Bak burada trolleme yapıyorsun. Kimseye vermiyorlar diyorsun. Albüm CD. Yalan konuşuyorsun. İftira atıyorsun. Bizim bu işten bu sahte çay bilmem ne reklamı yapanlar gibi bir menfaatimiz yok. Bu ara sanatçılar habire bilmem ne çay 10 bin lira 20 bin liraya paylaşıyorlar. O çaydan hayatlarını değişmediler. Yani vermiyorlarmış. Niye kandıralım? Dünya kadar burada alanların fotoğraflarını... Kendisi istiyor demek ki. Yollayalım ona da Ali'ciğim. Hayır yani niye böyle bir terbiyesizlik yaparsın, trollersin? Vermiyorlarmış.
Niye kandıralım ya? Ben de bunu anlamıyorum. Ali Bey, işte diye bir şey soracağım arkadaşlar. Çekilişten geçen hafta albüm çıkmıştı. Ali Bey'e mesaj attım. Görüldü, bıraktı. Birçok kişiye söylemiş ve vermiyorlarmış. Hediyeler öyle mi? Ha, sen demişsin ki kandırıyoruz, vermiyoruz aslında mı demişsin? Yok, bence belli ki kendisi istiyor. Buradan selamımızı söyleyelim Ali. O da inşallah çekilişte çıkar. Ama yani istiyorum tamam demek başka bir şeydir. Şey başka bir şeydir. Yani karalamak. Biz iyi niyetle vermeye çalışıyoruz. Yarın kaldırdım bu işi. Paşa görür kriterleri. Kaldıracağım dediğimde bu posta gitmiyor, geri dönüyor, yanlış adres veriliyor. Her hafta çekilişi kazananlar magazin noterinde, bu hafta hediye kazananlar şu isimlerdir, bize DM'den açık adreslerinizi atın deniyor. Bu gelen açık adreslere gönderiliyor. Size geldiği zaman ulaşmadım da bana öyle oluyor. Kurye geliyor, ben evde yoksam bırakmıyor. Geri gidiyor. Sonra bana kart geliyor. Kurye geldik, sizi bulamadık. 3 güne kadar gelin alın diye. Böyle geri dönenler var. Onları başkalarına yönlendiriyorlar, yedeklere. Ya Allah aşkına ya biraz anlayışlı olun. Takılma bu kadar Ali abidine. Evet. Dolu kitabım geldi, mesajları geldi. Bu arada Ali abi, senin tekli kadrajına bayıldım. Bir verebilir misiniz Ali abi tekli ya? Şimdi gördüm ben. Abone oldum. Ali abi yani hiç sevmez, ben abone olun dediğimde tam bu yastığı evet, yanına koymuşlar. Evet hakikaten yani. Bu Medine Çingenesi gibi her hafta diyor ki Medine haklı, dilencisi haklı gibi. Abone olun, likelayın. Diyor ki zaten gelmişse olsun artık yani. Evet çok teşekkür ederim. Ben. Bu yastık hep orada dursun Ali abi. Göründükçe abone ol yazsın. Tabii. Peki Balçı Şekilter'le devam edelim biraz. Ha, önce şu şeyi alayım. Çok tecrübeli iki isim olarak. Yani şimdi, Kerimcan'a tavsiye verin. Ne yapsın? Yani onu söyledik zaten. Yani o kriz yönetimi yapmasın. Ha, kriz yönetimi, o kriz yönetimi benim işim değil. Ben gazeteci olarak soru sorarım. Ne yaparsın? O iş menajmenlik başka bir şeydir. Başka bir kültür gerekir. Ama ben iyi gerekir. Bir kriz yönetimiyle bu işten bile sıyrılabileceğini düşünüyor evet. Kerimcan. Ben bunlardan çıkış yolunun yalan konuşmadan şeffaflık, evet, alçak gönüllülük ve özür dileme ve özür, olduğunu. Bitti. Evet. Bitti. Yani insanoğlu bundan sonra ne olur'a bir şey söylemek istiyorum. Kerimcan bundan daha az ünlü olmaz. Bundan daha az iş almaz. Göreceksiniz.